Merhaba. Kısacası geçen hafta bana berbat bir manikür yaptın. Dayana, sorun ne? Hiçbir tırnak düşmedi, sorun yok demektir. Gerçekten mi? Hepsi Japon yapıştırıcısıyla yapıştırılmış. Peki kimse sana tırnakların Japon yapıştırıcısıyla yapıştırılmayacağını söylemedi mi? Çünkü doğal tırnaklarınızla birlikte düşecekler. Bu yüzden lütfen bu berbat manikürü yeniden yapmasınlar. Sadece ücretsizse. Çünkü bunun için para ödemeye niyetim yok. Yana, neden bu tırnaklara bakıyorsun? Bu senin en berbat şeyin. Ben bir sorun göremiyorum. Tırnaklar güzel görünüyor. Yoksa onları da Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdığımı mı söyleyeceksin? Mesele de bu zaten. Hepsi Japon yapıştırıcısıyla yapıştırılmış. Ve tırnakların parmaklardaki deriye yapıştırılması gerçekten rahatsız edici. O zaman ve yeniden yap, bedavaya. Memnuniyetsiz müşteriler Kızlar, gibi. Benim de şikayetlerim var. Geçen sefer bana öyle bir maske yaptınız ki tüm yüzüm sivilcelerle kaplandı. Peki sivilcelerin nerede? Onları makyajla kapattım. Dinleyin Yana ve Laya. Çok zeki olmayın ama berbat işinizi yeniden yapın. Ya da siz fareler, tüm bu saçmalıkları bize gülmek için bilerek mi yapıyorsunuz? Biliyor musunuz, bize şikayet defterinizi verin. Kötü değerlendirme yapacağız. Tamam, buna gerek yok. Tırnaklarınızı getirin. Her şeyi yeniden yaparız. Sadece normal bir şekilde sormanız gerekiyor. Tüm güzellik salonuna bağırarak... Tırnaklarımı yeniden yap Yana. Ve bana öyle bir maske yapın ki tüm sivilcelerim yok olsun. Aksi takdirde sizi affetmeyeceğim. Peki kızlar, sizi yatıştırmak için size böyle hediyeler vereceğiz. Evet kızlar, desenli yüzler için süngerler. Bizi yatıştırmaya mı karar verdiniz? Süngerlerinizi kendinize saklayın ama işinizi iyi yapın. Aksi halde Yana ve Laya, herkese işinizi berbat yaptığınızı söyleyeceğiz. Ve artık kimse size gelmeyecek. Ve yüzümün sivilcelerle dolu olduğu birkaç fotoğrafım var. Kurevindeki herkese göstereceğim. Abaniler, tamam tamam. Her şeyi düzelteceğiz. Senin yüzünden aşırıya kaçmak zorunda kaldık. Evet, bir hikaye uydurduk. Ortadan kaybolmuşuz gibi. Evet, muhtemelen bütün herkes bizi arıyordur. Ne? Adam kaçırma hikayesi mi uydurdun? Çok mu dikkat çekmek istiyorsun? Manikürümüzü düzeltmek istedik. Daha yaptırmadınız mı? Ve bugün herkes Craven'da olmalıydı. Kimsenin gitmesine izin verilmedi. Başka seçeneğimiz yoktu. Umarım her şey yoluna girer. Bu yüzden Yana ve Laya, lütfen acele edin. Aranmadan önce geri dönmeliyiz. Merhaba, eğer odamıza gelip gittiğinizi gördüyseniz bilin ki kaçırıldık. Dayana, Kunopa, Maya ve Bunny. Dayana'nın en sevdiği oyuncak. Ama merak etmeyin, bir şeyler uydurup geri geleceğiz. Bunny, basketbolcular. Ne oldu Koço Cebi? Çocuklar, neden bu kadar hızlı geldiğinizi anlamadım. Mavi evde olmalıydınız. Burada bize ihtiyaç olduğunu hissettik ve çok yaklaşmıştık. Çocuklar, kötü haber. Bunny kaçırıldı. İşte not. Kaçırıldı mı? Nasıl? Bilmiyorum. Belki pencereden ya da kapıdan. İşte not. Bunny ve Diana'nın oyuncak tavşanı kaçırıldı. Bekle. Kaçırılıyordu ve not bırakmak için biraz zamanları mı vardı? Ne düşünüyorsun? Muhtemelen kızlar çok endişelendiler. Bu yüzden bir şeyler bırakmaya karar verdiler. Evet, biraz garip bir adam kaçırma. Adam kaçırma farklı olabilir. Çok mistik olabilir. Çocuklar, şok oldum. Bunny kaçırıldı. Polis George neye bakıyor? Bilmiyorum. Muhtemelen aynayadır. Kovulmalı. Ona gerek yok. Çocuklar, neden yavaşlıyoruz? Prensesimi bulmamız gerek. Kimin prensesi? Benim, Diana. Tamam Timur, seninle sonra ilgileneceğim. Şimdi Bunny kızlarını bulmamız lazım. Peki Koçebi, nereden başlayalım? İlk önce herkesi toplayıp SOS durumunu ilan etmeliyiz. İkinci olarak fotoğraflarını Krevin'in etrafında yapıştırmamız gerekiyor. Koçebi, sorun değil. Diana'nın bir sürü fotoğrafı var bende. Ne? Yok bir şey. Hey, yeter artık, kavga etmeyin. Tamam, sen git Diana'nın fotoğraflarını yapıştır. Ve ben de George'u sıkıştırmaya gideceğim. Ve tüm Krevin'e kızların arandığıyla ilgili açıklama yap. Ve kızları bulmaya yardım edecek kişi benim tarafımdan ödüllendirilecektir. Ha, Smile, geri çevirdiğin şey buydu. Bu kadar çocuklar, neden konuşuyorsunuz? Hadi gidelim. Hadi, hadi çocuklar. Size Black Friday günü bir suçluyu nasıl kovaladığımla ilgili bir hikaye gidelim. Anlatacağım. Tüm hikayelerin çok ilginç. Eğer bu biterse biraz daha çay yapacağım. Kısacası Black Friday'de büyük bir süpermarketi koyuyordum. Ve bir ziyaretçi çok büyük bir televizyon çaldı. Ve onunla koşmaya başladı. Ah George, bir şeyler uydurmayı bırak. Her seferinde birini yakalayıp gezegeni kurtarıyorsun. Hayır, ben havalı bir polisim. Herkes bana bunu söyler. Büyük babam, annem, büyük annem. Ve şimdi daha fazlasını dinleyin. George, dinliyoruz. Çok ilginç. Peşinden 20 blok koştum. Sonra köprüye çıktı ve benden kaçamayacağını biliyorduk. George, Mike, burada oturup çay içebilir misiniz? Kaçırılma olayı bizim Krevin'de oldu. Televizyon için köprüden atlayacağım. Bekle, Abby, ne oldu? Bunny kaçırıldı ve Diana'nın oyuncak tavşanı da. George, ne yapıyordun? Panik yapmayın. Gençler muhtemelen takılmaya karar evet, vermiştir. Evet, bu arada Bunny yapabilir. Bunny öyle biri değil. Kaçırıldıklarını yazmışlar. Ve onlar yaptıysa öyledir.
Acilen Bunny kızlarını bulmamız gerekiyor. Abby, bana odalarının yerini göster. Teftiş odaları yapacağım. Odaları ikinci katta. Yukarı çıkıp kendin de görebilirsin. Sadece not vardı. Abby, nereye gidiyorsun? Bunny'nin kaçırıldığını tüm Krevin'e duyurmalıyız. George, belki bize bir hikaye daha anlatırsın. Hayır, kaçırılma olayını araştırmaya başlamam gerek. Ice, o çok komik, çok güzel hikayeleri var. Ve bence bizi kandırıyor. Ice, o bir polis. Bilmiyorum, bana öyle geliyor ki hiçbir suçluyu yakalayamadı. Diana'yı bulmamız gerek. Aslında bütün kızlar gitmiş, sadece senin Diana değil. Ben Diana için endişeleniyorum. O benim kız arkadaşım. Ben de Diana için endişeleniyorum. Kahretsin, beni delirttin ya. Smile, çatışmaya gerek yok. Kızları bulmak için daha fazla birlik olmalıyız. Diana'yı bulacağız. Bunny kızlarını bulacağız. Knopa'yı da merhaba basketbolcular. Hey Zoop, Zek. Bunny'yi gördünüz mü? Hayır, görmedik. O zaman nereye gidiyorsanız gidin. Eğer görmediyseniz gidin hadi. Neden posterleri asıyorsunuz? Ne oldu ki? Bunny kaçırıldı. Üzücü ama olur böyle şeyler. Tamam çocuklar. Hadi görüşürüz. Çocuklar! İşte buradayız. Erkekler kızlarına sarılıyor. Görünüşe göre kızlarımıza sadece sarılmayacağız. Aynı zamanda onları hiç göremeyeceğiz. Kötü şeyler düşünmeyelim ya. Posterleri asalım. Kalbim bana Diana'nın bulunacağını söylüyor. Ve ben de bunu yapacağım. Sinirlerimi bozuyorsun. Ödül senin için geçerli belki değil. Belki de bu kadar sarılma yeter. George'umu gördün mü? Ne zamandan beri o senin George'un? Dünden önceki günden beri. Ve bu arada aramızdaki her şey ciddi. Beni sen götürdün. Bunny'yi görmedin. George'u görmediniz mi? Biz kimseyi görmedik. Bu kadar yeter kızlar. Hadi yürüyüşe çıkalım. Akşam geri döneceğiz. Geri dönemezsin. Kör. İşte böyle Zihenya. George'u bulalım. George'u bulalım. Ne? Bunny kaçırıldı mı? Kahretsin. Haberler böyle. Onları sevmiyorum ama yine de onlar için üzülüyorum. Kahretsin kızlar, sorun yok. Eğer Krevin'den ayrıldıysak bugünü çok iyi geçirmemiz gerekiyor. Merhaba Karina. Bu çılgınlık. Kaçırılanlar bu dükkanda mı? Kızlar. Karina, biz kim olduğumuzu biliyoruz ve yani neden mağazamızda eski bir koleksiyon var? Ne zaman yeni bir şeyler olacak? Örneğin bugün kendimizi yeni kıyafetlerle ödüllendirmek istedik. Kendimizi neşelendirmek için. Ve her zamanki gibi satın alınacak bir şeyler yok. Yakında bu dükkana gitmeyi bırakacağız. Kızlar, kıyafet seçmenize gerek yok. Krevin'e geri dönün. Kaçırılmış sanıldığınızı biliyor musunuz? Kızlar, görünüşe göre notumuz okunmuş. Ne yapacağız? Hiçbir şey. Kaçırıldığımızı ama geri dönmeyeceğimizi yazdı. Kızlar, üzgünüm ama Krevin'i arayıp kaçırılmadığınızı ve burada olduğunuzu söylemem gerekiyor. Mağazayı gezin. Hemen şimdi, tam şu anda. Sadece dene, Karina. Ve sen de bizimle birlikte kaçırılacaksın. Sizi arıyorlar. Daha sonra alacağınızı alamıyor musunuz? Karina, biz başlattık, biz bitireceğiz. Ve sen karışma. Adam kaçırılmayla kendimiz ilgileneceğiz. Biliyor musunuz kızlar? Dükkanımdan defolun. Kirli işlerinize karışmak istemiyorum. Gidelim o zaman. Dükkanında yapacak bir şey yok zaten. Kıyafetlerin de eski. Biz sadece yeni koleksiyonlara bakıyoruz. İyi günler Karina. Kahretsin. Yani kaçırılmadılar. Sadece alışveriş yapmak için mi gittiler? Kızlar... Krevin'de bir defile düzenlemeye karar verdik. Ve size podyumda nasıl yürüneceğini öğretmek istiyorum. Defile. Julie, ne öğretebilirsin ki, sen bir model değilsin. Umurumda değil, bir defileye katılmak istiyorum. Eğer birisi bir şeyi beğenmezse kapı arkanızdadır. Katılmak isteyen bana baksın ve tekrar etsin. Lanet olsun, buzdaki inek gibi. Hayır, hatayla bir durumuz. Hey, kim benim kız arkadaşıma gülüyor? Alnından vurulmak üzere. Şimdi sana nasıl defile yapılır göstereceğim. Asıl gösterişli hareket geldi kızlar, gösterelim onları. Hadi ama. Evet kızlar, sadece izledik ve çok güldük. Bu saçmalık. Zalina, modellik sana göre değil. Ne? Kostya, ben hepsinden daha iyisini yaptım. Bir kelebek bile gösterdim. Dima, bana en iyisi olduğumu söyle. Çünkü hepsi kırmızı haldaki kırk ayaklar gibiler. Dürüst olmak gerekirse hepiniz model aslında olmaktan çok güzel. Aslında size haberleri vermeye geldik. Bunny ortadan kayboldu. Bütün Krevi bizim bununla ne alakamız var? Bunny kişi ne olmuş? Popüler olmak için daha çok şansımız var. Pekala kızlar, tekrar edelim. Kostya ve Dima gibi nefret edenleri dinlemeyin. Hadi defile. Utanç verici. Tamam Dima, gidelim. Zalina tarafından Lauren beni hayal kırıklığına uğrattı zaten. Lauren, manken olmaktansa futbol kızı olsan daha iyi. Biz korkusuz Bunny'yiz. İyi gidiyoruz. Biz korkusuz Bunny'yiz. İyi gidiyoruz.
Biz korkusuz bunnyiz. İyi gidiyoruz. Biz korkusuz bunnyiz. İyi gidiyoruz. Biz korkusuz bunnyiz. İyi gidiyoruz. Biz korkusuz bunnyiz. Vay canına kızlar. Bir poster var ama üzerinde sadece benim yüzüm var. Dayana, görünüşe göre sadece seni arıyorlar ve bizi umursamıyorlar. Kahretsin, kahretsin kızlar, panikliyorum. Arıyoruz, Kraven'de ne yapacağız? Maya, sızlanma, biz bunnyiz. Her şey yoluna girecek. Ayrıca kaçırıldığımıza dair bir not yazdık ama geri döneceğiz. Şimdi Kraven'e geleceğiz ve herkes yaşasın bunny geri döndü diyecek. Bu kadar, kötü bir şey olmayacak. Biz korkusuz bunnyiz. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Korkusuz bunnyiz. Korkusuz bunnyiz. İyi gidiyoruz. Evet George, kızların odasında herhangi kanıt buldun mu? Bir saattir oradasın. George, bize harika bir polis olduğunu söylemişti. Hiç ipucun var mı? Evet, sakız ambalajları ve uzun saç buldum. Bunlar Diana'nın gibi görünüyor. Hepsi bu mu? Kaçıranlardan bir şey bulabildin mi? Belki bir çeşit DNA. Hiç DNA bırakmamışlar. Sana söylüyorum, belki de kızlar bir Maskot, yere gitmemiştir. Maskot, bir şey biliyor musun? Ha? Çok gerginim. Koçevi, hiçbir şey bilmiyorum. Mayam nerede şimdi? 3 günümüz var. Kızlar 3 gün boyunca gelmezse ekstra güç isteyeceğiz. Mike, ne 3 günü, delirdin mi sen? 3 gün boyunca kızlarımın nerede olduğunu bilmeyecek miyim? Biz burada oturma odasındayken kızlar kim bilir neredeler. Onlar için çok endişeleniyorum. Merhaba ya. George, ben de seni arıyordum. Tüm bölgede seni arıyorduk. Sana birkaç şey söyleyebilir miyim? Proglar, siz ihtiyacımız olan son şeysiniz. Birkaç şey ne? Bir trajediniz mi var? Bunnyler kayboldu. Ya da bunnylerin şey nerede olduğunu bilmiyorum. George, şarj cihazım odamdan çalındı ve gerçekten yardımını umuyorum. Blondie, daha iyi bir şey düşünebilir misin? Blondie, şarj aleti saçmalık. Kızlar kayboldu. Sen de şarj cihazını düşünüyorsun. Bazen ya. Bazen şarj aleti önemlidir. Telefonumun şarjı bitti. Ve biri şarj cihazımı çaldı. Koçevi, hava karardı bile. Kızlar hakkında bir haber var mı? Haberler mi? Bana haberleri sen verirsin sanmıştım. Burada haber yok. Posterleri Kraven'in etrafına astık. Tüm bölgeye. Herkese sorduk. Kimse nerede olduklarını bilmiyor. Diana, seni nasıl bulabilirim? Kahretsin evlat. Çok sinir bozucusun. Yani bir saat boyunca kızlardan haber alınamazsa hep birlikte onları aramaya gideceğiz. Ve onları bulacağız. Başka türlü olamaz. Daha yeni bir kız arkadaşım oldu ve çoktan gitti. Bu çok üzücü. Kızlar, gördünüz mü? Odamıza girdik ve kimse bizi fark etmedi bile. Evet, ama yakında akşam yemeği var ve gitmeye korkuyorum. Evet, ben de çok açım. Kızlar, mısır gevreğini niye aldık? Kısacası bir fikrim var. Bugün uyuyalım ve yarın hiçbir şey olmamış gibi davranalım. Ve eğer herhangi sorun olursa onlara herkesin bizim ortadan kaybolduğumuzu hayal ettiğini söyleyeceğiz. Bu kadar. Diana, sen bir dahisin. Bu arada sütsüz mısır gevreği yemek iyi fikir değil. Evet, mısır gevrekleri kuru ve yutması zor. Maya, ne büyük bir sorun bu. Neyse kızlar, mısır gevreği yutmak size zor geliyorsa ben kendim yiyeyim. Hayır, biz de yiyeceğiz. Kahretsin kızlar, basketbolcular muhtemelen bizim ortadan kaybolmamız yüzünden çıldırmışlardır. Muhtemelen şimdi oturup ağlıyorlardır. Ya da mutlulardır. Bence maskot kesinlikle memnun değildir. O çok hassas. Sorun değil. Ona daha sonra bir maske daha yapmam gerektiğini söylerim. Tamam kızlar, üzülmeyin ama tırnaklarımızı yeniden yaptırdık. Ve bedavaya kızlar. Evet Knopa, ama tırnaklarımdan herhangi biri düşerse... Laya ve Yana asla salonumda çalışmayacak. Daha profesyonel kızlar tutacağım. Ve dikkat et Diana. Senin salonunda çalışıyorlar ama onlara para da ödüyoruz. Ve bizimle çok kötü ilgileniyorlar. Evet, çünkü fareler bizden nefret ediyorlar. Evet, ve bunu bilerek yapıyorlar. Evet çocuklar, bugün kimse uyumayacak. Başımıza kötü bir şey geldi. Bazılarınız biliyor, bazılarınız bilmiyor. Bunny kızları ortadan kayboldu. Kısacası bölünmemiz ve onları aramaya Mayamı çıkmamız gerekiyor. Mayamı kim bulursa gerekiyor. Akşam yemeğimi o alacak. Kostya, arabayla gidebilirim. Evet, onları çabucak bulacağımıza eminim. Ne diyorsunuz eminim. Futbolcular? Belki de arabanla hava atman yeterlidir. Dima, ha? Arabayla gideceğiz. İşte park yerindeki helikoptere. Eğer kızları bulursak sadece teşekkür edecek. Ama sadece ben sürüyorum. Hayır, Diana kimin kız arkadaşı? Benim. Yani kim kullanıyor? Tabii ki ben. Anlamıyorum. Burada hava mı atacaksın? Hepimiz ayrıldık ve kızları aramaya gittik. Merhaba, bir tür toplantı mı var? Anlamadım. Biz yöneticiler olmadan ne tür bir toplantı? Yana ve Laya, görünüşe göre bilmiyorsunuz. Bunny kızları kayboldu. Üstümüzü değiştirip onları arayacağız. Cidden mi Koç abi? Kayıp mı oldular? Bunu sana kim söyledi? Aslında kızların odasında kaçırıldıklarına dair bir not bulduk. Ama kaçırılanlara dair bir kanıt yok. Bu yüzden mümkün olduğunca çabuk bir şekilde kızları aramalıyız. Bu biraz garip. Bu kaçırılanlar bugün manikürdeydi.
Tırnaklarını yaptık. Yalan söylüyorlar. Bunny'yi bulmamızı istemiyorsun. Hayır, yalan söylemiyoruz. Herkese merhaba. Bunny'leri buldunuz mu? Hayır, bulamadık. Ama Yana ve Laya bize kızlara manikür yaptıklarını söylüyorlar. Kızlar, utanmıyor musunuz? Onları ben de gördüm. Dükkanıma geldiler. Yeni kıyafet baktılar. Hepiniz Bunny'yi aramak için burada toplandınız ve Bunny'ler odalarında uyuyor. Evet, arabaları alt katta. Anladım. Görünüşe göre Bunny bize yalan söylemiş. Beni burada bekleyin. Size sakinleşip geri döneceklerini söylemiştim. Kaçırıldıklarına dair hiçbir kanıt yok. Çocuklar, eğer Bunny onların odasındaysa ve bize yalan söylediyse bu çok kötü bir şeydir. Endişelendik ya. Kızlar gördünüz mü? Kimse odamıza ziyarete gelmedi bile. Muhtemelen şanslıyız. Şimdiye kadar bizi arıyor olmalılar. Sorun yok. Ararlar ve geri dönerler. Dışarıda olmadığımız kesin. Önemli olan kızlar, tırnaklarımızı yaptık ve bu süper yapıştırıcı testereyle kestik. Evet, biz Bunny'yiz ama tırnaklarımız süper yapıştırıcı da. Kızlar, yüzünü toniksiz görmemelisiniz. Maya, yastığında iltihaplı sivilcelerin yüzünden bazı izler gördük. Tamam kızlar, hadi gidelim. Yarın ciddi bir konuşma yaparız. Merhaba kaçırılanlar, konuşalım mı? Merhaba Ebi. Yarın konuşabilir miyiz? Gerçekten uyumak istiyoruz. Çok yoğun bir gün geçirdik. Dinleyin Bunny'ler, bu hiç komik değil. Kaçırılma olayıyla ilgili bir not bırakmışsınız. Ama manikür ve alışverişe gitmişsiniz, harika. Anlayacağınızı düşündük. Eğer notumuz varsa adam kaçırmaya nasıl inandınız? Evet kızlar, sizin için cezayı ben mi düşüneyim yoksa kendiniz mi yaparsınız? Koç, biz zaten cezalandırıldık. Bu gece yemeksiziz. Kızlar, bu bir ceza değil. Yarın sabah erkenden kalkıp tüm Krevi için kahvaltı hazırlayacaksınız. Öğlen ve akşam yemeğini de ve herkesten sonra bulaşıkları yıkayacaksınız. Biz yapamayız. Tırnaklarımızı yeni yaptırdık. Tamam kızlar, anlaştık. Sonra bir şeyler uydururuz. Biliyorsunuz kızlar, şimdi size bağırdım ama hiç gücüm yok. Çünkü bütün gün sizin için endişelendim. Utanmazlar. Kahretsin kızlar. Koç Ebi için üzülüyorum. Başka seçeneğimiz yoktu. Maniküre gitmemize izin verseydi iyi olurdu. Bunu sormadık bile. Tamam, bu kadar. Zor bir gündü. Hadi uyuyalım. Her şeye yarın karar veririz. Çocuklar, bildiğiniz gibi bugün iyi bir şey yapmadık. Krevinden ayrıldık ve herkes bizim için endişelendi. Gerçekten utandım. Videoyu beğenin, kanalımıza abone olun. Zile basın ve yeni harika serimizi bekleyin. Tekrar görüşene kadar millet. Güle güle. Kızlar uyuyun. Benim küçük Bunny'm, muhtemelen sen de aranmışsındır. Senin de kaybolduğunu yazmıştım. Muhtemelen evet, ama asıl önemli olan şu an seninle olması. Evet. Peki, iyi geceler.